Günaydın. Ay ne günaydın arkadaşlar. İyi akşamlar falan. İyi geceler. Biremen'e bakın ne olmuş. Beyazlarla kaplanmış. Ve arkamda ışıklı geyikler var. Şimdi ben... Ay çok üşüdüm. İnanılmaz soğuk bu arada. Eksi yerde falanız. Kahvaltı yapacağım. Daha yapmadım yani. İnanılmaz. Şuraya da çekeyim size. Bakın. Bir de şurada küçük bir heykelcik var. Çok komik. Ay çok güzel. Dediğim gibi şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Kahvaltı yapmaya Habbanof'a gidiyorum. Çünkü canım börek çekti ve orada bayağı oluyor yani. Börek işte ne bileyim küçük tatlı şeyler. Alışkanlık oldu yani Belçika'da, Fransa'da. Kruvasan vesaire, çikolatalı şeyler, şekerli çikolatalar, oh. Neyse, şimdi otobüste yolda geçerken gördüm. Bir durak önce inmiştim. Otobüs gelse de binsem ya. Yoksa yürüyeceğim. Bir bakayım kaç dakika var. Çok soğuk. Aha da 3 dakika var. 3 dakikada da yürürüm bu arada ama donduğum için şuraların manzarasını seyrederek durmak daha iyi olabilir. Ay, elim. Eldivenimin tekini Paris'te kaybettim, düşürdüm. Büyük ihtimalle Eyfel'in oralarda bir yerde. Otobüse binerken Emirhan da bana sürekli şey diyor. İşte bir şeyini kaybetme, çaldırma. Tam o sırada gitti yani. O da beresini unuttu bu arada. O da yine otobüse, metroya bir şeye binerken. Başka ben bir kere şeyimi unuttum, kaybettim daha doğrusu yani direkt. Ticket'ımı bir günlük geçerli olan 7,5 liraya aldım. Tekrar almak zorunda kaldım. Neyse şimdi otobüs gelir, kapatıyorum ben. Selam dostlar. Ay. Haftalık vloglara geri dönelim diyorum. O yüzden şu anda bu günü de vlogluyorum. Bugün, dün işte Paris'ten döndük. Ve çok güzel bir geziydi genel olarak. 5 gün Brüksel, Bruges, Paris yaptık. Onların vloglarını buraya koyarım. İzlersiniz. Şimdi arkadaşlarımız geliyor. Böyle bir parti. Parti değil de yani toplanma yapıyoruz. Şaraplarımızı aldık. Şu an ben çok aç olduğum için, çünkü çok geç kalktık sabah geldiğimiz için. Sabah kahvaltı yapmıştım dışarı çıkıp. Sabah kahvaltı yapmıştım dediğim öğlen, akşam gibi bir şeydi. Zaten orayı da vlogladım biliyorsunuz. Kendi başıma böyle oturdum, kahve içtim. French brochen ve böyle ıspanaklı peynirli bir börek var. Öğlen uyandığımda canım börek çekerek kalktım gerçekten. Sırf o yüzden oraya gittim. Habbanof'un orada. Ve çok güzeldi tadı. Hava inanılmaz soğuk. Şimdi akşam öğlen, yani ne yemeği olarak bilmiyorum ama saat geç oldu gerçi. Azıcık bir makarna yapacağım. Mehmet geldi. Gökçe, Hasan ve Hasan'ın bir arkadaşı daha gelecek. Arkadaşlarımız gelecek yani. Böyle alıştırmalık bir şeyler aldık. Onları yiyeceğiz ama öncesinde çok aç olduğum için gerçekten şunu 2 saniye yiyeceğim hemen. Böyle bir gün oluyor. Christmas'a da az kaldı. Ama artık Vlogmas olarak eklemeyeceğim. Çünkü yeterince Vlogmas yaptık bence. Umarım sevmişsinizdir. Yine bugünden şeyler çekip koyacağım buraya. Görüşürüz. Vlog. Fransız şarabı. Şu ikisinde hiçbir fikrim yok yani ama güzel gözüküyorlar. Önce bunu açacağız. Bakalım tadı nasılmış. Emirhan İkinci de doğru söylüyorsunuz. Ya. Doğru diyor harbi. Nasıl olan bir şey. Gondol. Aynen. Ne demin bunu? Arkadaşlar bugün alışverişe gittik. Normal mutfak alışverişine. Gerçekten buzdolabımız boşumsuydu. Gerçi çok da boş değil de bir şeyler vardı yani. Ama bayağı bir şey aldık. Keşke onları gösterseydim ama o kadar... bir Aldi'ye gittik, sonra Reve'ye gittik. İkisi arasındaki sürede göstermem lazımdı. Yoksa işte eriyor ya bir şeyler. Hani buzluğa koymamız lazım. O yüzden gösteremedim ama
bayağı bir şey aldık. Göstereyim size birazcık. Bakın. Burada aslında gördüğünüz çoğu şey yeni alınmış şey. Önemli olan şeylerden bir tanesi şu fıstık ezmesi. Böyle bir dip sos aldık. Bir sürü çikolata aldık. Emirhan bu çikolatayı almayacaktık aşkım. Aldık onu. Almayacaktık. Aldık. Nasıl yani almayacaktık? Almayacaktık. Böyle bir şeye karar vermemiştik. Yo gösterdim ben sana. Sonra başka bir tanesini gördüm. Dedim ki bunu değiştirsen sen de bakayım. Neyse bu Milka'nın bu kokonatlı. Ondan sonra şurada Aldi'den bir cookie aldık. Emirhan bunu daha önce de aldığımızı iddia ediyor ama bence bunun crunchies olanını almıştık. Ama almışız meğersem bilmiyorum. İşte makarnalar, sütler. Arkadaşlar dolaba sığmadığı için sütleri falan buraya koydum. Ondan sonra şöyle iki tane domates çorbası aldık. Başka başka. Şurada. Burada çok şey bir şey Nutella aldık koskocaman. Garip bir şey, güzel bir şey aldık böyle. Hamburgerlerin içine crunchy soğan daha da böyle tatlandırsın diye. Hani olur ya mekanlarda. İşte içecekler. Şu bira güzelmiş Emirhan söyledi. Bunlardan aldık. Glühwein'i aldık arkadaşlar. Bakar mısınız tatlılığa? Çok güzel. İşte gin için tonik aldık. Burada gin aldık. Dün içtiğimiz şaraplar. Bu tonik de güzeldi. Şimdi burada da aslında sonsuz doldurduk yani. İşte makarna sosu, içecekler, viski. Onu Emirhan aldı kendine. Burada gerekli olan, hayatta kalmamızı sağlayan şeyler ve daha fazlası. Şurada yoğurtlar aldık bir sürü. Çeşit çeşit humus aldık. Gerçi humusumuz vardı şurada. Ama bu daha güzel olduğu için bundan da aldık. Böyle bir garnitür aldık. Çünkü yarın Christmas'ta belki makarna salatası yaparız, içine koyarız diye. Fetamızı aldık. Beyaz peynir oluyor arkadaşlar. Bu böyle bir peynir aldık. Bunu da en çok şeylerde kullanıyoruz. Hamburgerin içerisinde falan eritmek için. Waffle ekmeği aldık. Bakın çok güzel waffle'lar yapıyorum. Görmüşsünüzdür Instagram'dan. Ekmek. Belçika çikolatamız duruyor. Böyle. Tabii ki sonra bulduk. Bu sefer değişik bir pizza aldık. Bakın bu 4 peynirli. Bu ıspanaklı pizza. Ispanaklı duruyor. Aylardır duruyor. Hiç yapmadık. Sonra bu balığı çok sevmiştik. İçinde 4 tane 4 tütük var. Yani bu bir tanesi bir öğünlük gibi. 2 kişi için 2 tane aldık. İşte pommes fries. Pommes frites. Sonra burada da bildiğiniz tavuklar, etler vesaire. Şunu geçen sefer almıştım. Böyle. Şey bir de. Bakın mum aldım. Çok güzel kokuyor. Kokonatlı 1 euroydu. Teddy'de. Bir de Teddy'den yarın şimdi Christmas planımız var inşallah. Onun için bir yemek yaparım diye şöyle. Ya yemek değil, meze yaparım diye 2 euroya böyle bir kap aldım. İyi oldu yani. Şimdi şundan yiyorduk. Güzeldi aslında. Bu crunchy'di. Bu da creamy. Şimdi bunu da açacağım. Bakalım nasıl. Bir de kocaman Nutella aldık. Ne yapacaksak bu kadarını. Kahvaltıma bakın. Sonunda böyle bayağı sağlıklı bir kahvaltı olduğunu düşünüyorum. Yumurta var. Salata. Avokado. Falan her şey. Bugün Christmas Eve. Yani 24 ayın Aralık. Ve biz de işte arkadaşlarımızla kutlayacağız Christmas'ı. Ama herkes Türk olacak. Çok garip. Öyle. Sanırım benim bildiğim, anladığım 24'ünde akşam yemeği yeniyor. O yüzden biz de akşam gideceğiz. 25'inde ya da gerçek Christmas'ta da böyle kahvaltı, işte öğlen yemeği, hani böyle aile gathering. Anladınız mı? Öyle. Neyse. Onun, o gün ne yapacağız hiçbir fikrim yok da umarım bir şey öyle yaparız. Ne oldu? Anladınız mı? Öyle. Of ya. Bu kadardı. Yine geç uyandık.
Aslında çok geç uyanmıyorum da Instagram'da yatakta, Instagram'da bakınıyorum. Kahvaltı yapmam, hazırlamam 1 saat sürdü bunları. Ve akşam 7-8 gibi gideceğimiz için 7 tercihen. 7-8 neyse. Bir şeyler yapmamız lazım. Böyle herkes bir meze tarzı bir şey yapıyor. Ben havuçlu tarator ve makarna salatası Emirhan'la birlikte yaparız dedim. Umarım herkes bir şeyler getirir. Yazsana sonra. Çünkü böyle meze yemeyi falan çok severim. O yüzden bu kadar. Arkadaşlar şimdi ay havanın böyle durduğuna bakmayın daha erken. Christmas yemeklerimizi hazırlayacağım ben. Makarna salatası ve havuçlu taratoru. Ona başlayacağım. O sırada Cinderella Story açtı. Çiftlerimin sürekli bantları düşüyor. O yüzden artık saldım. Ama yakalım en azından. Bir de bunu yakalım. Yılbaşı çanları mı bunlar arkadaşlar? Bu arada bir şeyler hazırlıyorum. Çekiyor musun? Hello arkadaşlar. Senay'ı gördüm. İyi senden. Arkadaşlar bakın bayağı bildiğiniz gün gibi oldu. Dur orada dur. Bana konmak. Konmak değil de bir deyim bu. Çökmek, konmak. Konmak. Şey. Ya basmak. Çökmek. Çökmek gibi. Birine sonra. Dostlar. Ediyorlar. Bizim eve geçiyoruz ama arkadaki insanları kaybettim. Günaydın dostlarım. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Sena bizde kaldı dün. Son ekmeği de getiriyorum. Elim yandı. Tamam. Bir de Christmas filmi açtım tabii ki. Arkadaşlar, Türk kahvesi Sena'nın ellerinden. Ve bardaklarımıza bakın. Double Türk kahvesi. Humble. Evet. Çok güzel ya. Arkadaşlar bir film seyrettik. Şimdi ikinci filmi seyredeceğiz. Ama ben çok acıktığım için Selam'ın odasına geri dönüp bana Samsun pidesi yedirtiyor. Bakın kapalı. İlk defa yiyorum. Ve dedik ki ilk defa Samsun pidesini Almanya'da yiyorum. Çok garip yani. Bu arada kapalı pide de demiyorlar. Normal ne diyorlar? Açık pide, açık pide. Hadi. Diyorlar. Kapalı pide. Direkt pide diyorlar. Ama bayağı güzel. Elinize sağlık. Annem yaptı yoksa bunlar... Annem için yaptı. Ama sonra bunu işte fırına veriyor. Fırın yapıyor. Evet. Arkadaşlar bakın burası Fiz'deki bir common room. Ortak oda yani. Şöyle işte televizyon vardı. Buradan seyrettik. Langırt da var ama oynamadık. Şimdi ışığı kapatayım. Yerler parlı ya arkadaşlar. Artık eve dönüyorum. İki film sonrasında iki film seyrettik. Buraya ne olmuş ya? Ne olmuş? Donmuş mu burası? Ölüm yiyenler. Ölüm yiyiciler gelmiş, dondurmuşlar. Hava o kadar soğuk ki derece -7. Hissedilen -11. Ve ben şapkasız, eldivensiz falan çıkmışım. Çok zeki bir insan olduğum için.
Arkadaşlar. Yemek yaptık bakın. Arkadaşlar markete geldik ve yarın ve 1 Ocak'ta ve 1 Ocak'tan sonraki gün de pazar günü olduğu için 3 günlük böyle bir kapanma değil tabii ki de marketler kapalı yani. O yüzden insanlar kıtlık alışverişine çıkmışlar. Biz sadece kahvaltı almaya gelmiştik aslında. Bir de su falan. Şu an sıra bekliyoruz sabahtan beri. Sena 2 oldu anne. There you have it, folks. Conclusive proof.